Sevgili izleyiciler, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi biraz da gıda sektörüne ışık tutalım dilerseniz. Şu anda Bodrum Torba'dayız. Hocanın Yeri adlı restoranda ve yanımda bu güzel restoranın sahibi Fatma Kavcar var. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Merhaba, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Bu sektöre nasıl adım attınız? Nasıl gönül verdiniz yemek işine? Önceleri eşim ve çocuklarıma yemek yaparken yemeklerim beğenildiği için daha sonra da halkımıza hizmet için böyle bir karar verdim ve restoranımı açtım. 96'dan beri de işletmekteyim. Peki ilk bu adımı nasıl attınız? Nasıl başladınız bu sektöre? Bahçemiz müsaitti. Konum komşu, ısım akraba derken bahçenin çok güzel olduğu, burada yemek yemenin keyif vereceği, çay içmenin keyif vereceği derken biz önce çayla kahveyle başladık. 15-20 gün sonra restorana, o gün bugündür de restoran olarak işletiyoruz. Kebap ve balık üzerine çalışıyoruz. Sabah kahvaltı veriyoruz. Mezelerimizde iddialıyız. Yöresel yemeklerimizde iddialıyız. Çünkü en iyi aşçı evinin mutfağında aşçı olan aşçıdır. Onun için de yengem var. O konuda iddialıyım. Mezelerimiz konusunda, yöresel yemeklerimiz konusunda. Kebapta da ustam kendi Adanalıdır. O konuda da iddialıyız. Peki Fatma Hanım, sizce bu restoranda yapılan yemekler arasında en çok beğenilen hangi spesiyelinizdir acaba? Mezelerimiz diyorum öncelikle. Ege bölgesine ait olan mezelerimiz. Arkasından balığımız, kalamarımız, karidesimiz ve kebaplarımız. Peki Fatma Hanım, bu güzel restoranda kaç çalışanınız var? Şu anda 5 çalışanım var. Peki bu güzel dekorasyonun tamamı size mi ait? Yani sizin zevkinizle mi bu kadar güzel bir hal aldı burası? Oğlum ve benim. Yani dışarıdan herhangi bir destek yok. Oğlumla beraber yapmak istediklerimizi yaptık. Peki müşteri memnuniyeti adına uyguladığınız bir strateji var mı? Özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Benim için en önemli olan şey hijyen. Taze, temiz ve sürekliliğinin devamlılığını sağlanmış olması. Aynı lezzet ve tadın her gün aynı şekilde, her gün aynı titizlik ve özenle hazırlanması ve sunumu. Benim için önemli olan bu. Fatma Hanım, bir bayan olarak ben de merak ediyorum. Sizce yemek yapmak mı zor yoksa bu restoranın işletmeciliği mi? Yemek yapmak çok basit. İşletmek çok zor. Evet. Peki Bodrum'da sizin gibi birçok hani restoran var. Tamam, burası evet, biz de ekip olarak etkilendik. Çok şık, çok güzel. Yemekleriniz çok lezzetli. Ama sizce, size göre sizi diğer restoranlardan ayıran en önemli özellikler hangileri? Emek verdiğim için benim restoranımın eşi ve benzeri olmadığını düşünüyorum. Hizmeti de, personelin güler yüzlü ve sürekli temizliğim sürekli olduğundan dolayı, her yıl bakımını, günlük bakımını yaptığımdan dolayı ben diğer işletmelerden farklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü gece gündüz işimin başındayım ve takipçisiyim. Fatma Hanım, bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, Bodrum Torba'ya yolunuz düşse de düşmese de Hocanın Yeri adlı bu restoranı mutlaka ziyaret etmenizi biz ekip olarak tavsiye ederiz. Yemekleri çok lezzetli, muhteşem bir dekorasyonu var gördüğünüz üzere. Yolu düşen düşmeyen herkesi bu güzel restorana bekliyoruz.